Ekranların dilberi Hazar Ergüçlü kendi kendine nasıl pişti oldu? Afra Saraçoğlu'nun kapısına kim dayandı? Hangi ünlü isim çatılara çıkıp kime yalvardı? Ünlü isimlerin tatil günlüklerine gidiyoruz. Haftanın en çok diyeni, haftanın en moleküllerine ayrılanı, haftanın en kararsız Kazım'ı, haftanın en bahtsız kadını, haftanın en tatsız adamı. En Herkül vücutlu Yılmaz Erdoğan Bodrum'da sahillere bir indi. Yunan adalarından bile Herkül bedeni görüldü. Sonuçta görmem Yıllara meydan okuyan büyük usta Can Yaman'ı kıskançlıktan çatlatacak, Kıvanç'ı patlatacak, Rambo'yu orta yerinden cart diye ikiye ayıracak, Arnold Schwarzenegger'i moleküllerine ayıracak kadar fitti. Acemi Dilber dansı. Bu dansın mucidi Yılmaz Erdoğan. Öyle bir karakter çıkardı ki ortaya, yer gök Dilber, Dilber diye inledi. Herkes Dilber dansı yaptı. Bir tek bu işin mucidi Yılmaz Erdoğan yapmamıştı. O da Herkül bedeninin görüntülendiği Bodrum sularında mini bir Dilber resitali yaptı. Tabii gerçek Dilber'e göre çok acemiydi. Zümrüt bikinili. Berrak Tüzün Ataç, Bodrum sularında zümrüt yeşili gözlerine uygun giydiği zümrüt yeşili bikinisiyle haftanın en zümrüt yeşili ve de bikinili kızı oldu. En cesur estetik itirafları. Yeliz Yeşilmen, o her konuda cesur. Konuşurken de cesur. Önüne geleni bombalıyor, yeri geliyor, kendini bile bombalıyor. Kaç estetiğin var sorusuna neredeyse milyonlarca diyecekti demedi. Ağzım, burnum, alnım, yanağım, gıdığım diye başladı, saydı da saydı. Ağzım, burnum, her şey. En bostan bostan gezen Seda Üren. Seda. Gel. Dünyadaki sağlıklı beslenmenin Türkiye temsilcisi Seda Üren, Bodrum'daki sabah kahvaltıları için her sabah bostana girip dalından domates, biber, patlıcanı bizzat elleriyle toplayarak haftanın en bostancı güzeli oldu. En cız adam Hakan Aysev, biz diyelim 3-5, siz deyin 35. Sayısız kez evlendi, mutluluğu bulamadı, boşandı, pes etmedi. Önceki gün Hakan Aysev yeni aşkıyla sobelendi. Hakan Aysev yeni sevgilisi Handan Hanım'la verdiği röportajda yeniden evlenir misiniz sorusuna cız cevabını verdi. Haftanın evlilikten dili en çok cız olan ismi olduğunu itiraf etti. Bu konu cız. Bu konu cız. Sevgilisini en çok bekleyen Sibel Çetinkaya sevgilisi Şükrü Özyıldız tarafından tatilde yalnız bırakıldı. Şükrü Sibel'ine sen git Bodrum'a beni bekle. Benim biraz işim gücüm var. 3 vakte kadar gelirim demiş. Kız gitmiş bir başına. Aradan 3 vakit değil 13 vakit geçmiş. Aa, Şükrü ortalarda yok. Sibel Çetinkaya bir ihtimal denizden gelir belki diyerek Şükrü'sünü bekledi günler geceler boyunca bu sahilde. Bodrum sahillerinin en sarısı. Burcu Esmer soysuz bir Bodrum, Bodrumsuz bir Burcu Esmer soy olmazdı, olamazdı, olmadı da.
Burcu Esmersoy işini İstanbul'da bırakıp kız kıza geldiği Bodrum plajlarının sarı sarı halleriyle en sarışın kızı oldu. Haftanın en kararsız Kazım'ı Deren Talu. O da Bodrum'un yalnız güzellerindendi. Tek başına geldi Bodrum'a. Denize girsem mi, girmesem mi diye kumsalda bir ileri iki geri döndü dolaştı. Saniyeler saniyeleri, dakikalar dakikaları, saatler saatleri kovaladı, mevsimler değişti, kız dönmelere doyamadı. En estetik dalış, Poket Ay. Survivor'ın son şampiyonu sevgilisi Zeynep'le geldiği Bodrum tatilinde sevgilisine şov yaptı, şov. İskeleden denize balıklama dalarken Ogeday ahali nefesini tuttu izledi. En romantik çift aynı Ogeday bu hafta bir şey daha oldu. Sevgilisi Zeynep Hanım'la suda Love Story 2'yi çekti. Ogeday ve Zeynep haftanın en romantik çifti oldu. Hızlı denize girip çıkan Demet Akalın ve Okan Kurt Bodrum'a tatile gelmişlerdi. Denizin güneşin tadını doyasıya çıkartacaklarını sandık ama çiftin denize girip çıkmaları toplam 20 saniye sürdü. İstanbul'dan Bodrum'a git gelsen 3000 kilometre temizinden yol yap, denize sadece 20 saniye gir çık. Oldu mu canım böyle? Haftanın en jet denize girip çıkan çifti Demet Akalın ve Okan Kurt oldu. En fakir Dilber. Ne diyordu Dilber'in şarkısında? Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü bu hafta evinde aynanın karşısına geçti ve kupozları verdi. Pozlar güzeldi. Kız zaten güzel. Bikinisi de belli ki pahalı bir zevkin eseriydi. Lakin muzip sosyal medya kullanıcıları Hazar Ergüçlü'nün bu havalı bikinili pozlarına Dilber şarkısındaki Dilber evin barkın yok mu sözlerini değiştirip Dilber üstün başın yok mu diye yorumladı. En acayip buluş. Aynur Aydın genelde kendi halinde bir popçu. Ağzı var dili yok, cesareti çok. Bu popçu kızımız hafta içinde bayramlık ağzını açtı. Sosyal medyasından enteresan bir fikir paylaştı. Aşırı sıcak giden yaz aylarından şikayet etti. Yetkililere seslendi. Kar aslında yazın yağmalı. Güneşte kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır. Aynur Aydın'ın bugüne dek kimsenin aklına gelmeyen bu garip arzusu mantıklı bulundu. En bir deri bir kemik. Simge Sağın. Zayıfla zayıfla nereye kadar yahu? Bir deri bir kemik kaldı bu kız. Dokunsan kırılacak, üflesen uçacak kadar zayıfladı. Haftanın en çubuk kraker kızı oldu haliyle. En son kalede yıkıldı. Cengiz Kurtoğlu, senelerin tavernacılar kralı. 80'lerde de aynıydı, 90'larda da aynı. 2000 oldu sene, Cengiz Kurtoğlu'nun imajı hala aynı. 2010'a geldik, değişen bir şey yok. 2020'leri gördük, Cengiz abi hala 40 sene önceki gibi. Ve derken, sene oldu 2024, Cengiz Kurtoğlu oldu bambaşka biri. Kılık kıyafetinde devrim yaptı, saçını başını değiştirdi. Haftanın en radikal imaj değişikliği yapan ünlüsü oldu. Bundan sonra palto, kravat ve ceket, kostüm muslim yok. Sarışın seven Sefo. Esmer Karayaz rapçi Sefo hayalindeki kızı anlatırken ben sarışıncıyım, sarışından başka kıza bakmam dedi. Yani sarışından da hoşlanabilir. Aslında biliyorduk ama ilk kez itiraf ettirdik. Mazide renkli alemin en sarışın güzellerinden Melisa Döngel'le yaşadıkları fırtınalı aşkı anımsadık. En göbekli yakışıklı Burak Özçivit. Kim derdi ki günün birinde göbek salacak diye?
Bodrum tatilinde fit vücuduyla 7 düvele nam salan yakışıklı, göbekli göbekli görüntülenince haliyle şaşırttı. Haftanın da en göbekli yakışıklısı oldu. En baba kuzusu Cemal Can. Ben hala babamdan harçlık alan bir baba kuzusuyum dedi. Haftanın en baba kuzusu ünlüsü oldu. Ya annem babam tutuyor zaten benim hesabımı. Ben harçlık alıyorum. Abi. Benim maaşım var, 25 alıyorum. Cemal Can, peki o 25 bin lirayla geçinebiliyor mu sorusu kimsenin aklına gelmedi. Ha, belki de sorunun devamı. Acaba günlük mü 25 bin lira diye düşünüldüğü için sorulmadı. Artıyor bile biriktirdim. En öfkeli Nihat Doğan. Özlü sözlerin kitabını yazan adam. İşte o Nihat Doğan bu hafta Bülent Ersoy'a savaş açtı. Divayı magazin aleminin en cimri kadını ilan ederek kendisi de haftanın en öfkeli ismi oldu. En ahtapot kollu. Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme tatilinde Kızılcık Şerbeti'nin evlerden ırak damadı Fatih'le böyle yakalandı. Delikanlının ahtapot gibi uzanmıştı kolları güzel kızın üzerine. Ekranşörler ardı ardına patladı ve haftanın en flash sobelenmesi yaşandı. Haftanın en kızgın kadını. Bu görüntülerden sonra haliyle Aleyna Kalaycıoğlu çok sinirlendi. Doğukan Güngör'ü defterden sildi. Hoş olmayan şeyler. Yani aramda bir şey olması onunla imkansız. Haftanın en Aleyna severi. Konu konuyu açtı. Doğukan Güngör bu hafta bir en daha oldu. Haftanın en Aleyna severi oldu. Malum bir ay önce Aleyna Yalçın isimli bu hanımefendiyle yakalanmıştı. Merhabalar. Doğukan Bey. Merhabalar. Hayırlı Doğukan olsun. Bey, hayırlı olsun. Dakika, ne yapıyorsunuz abi? Bir ay sonra Aleyna Kalaycıoğlu'yla yakalandı. Sıradaki Aleyna, acaba Aleyna tilki mi sorusu akıllara geldi. Haftanın en yanamayan kızı Alina Boz. Umut Evirgen'le evlendikten sonra bitmek bilmeyen balayına çıktılar. Maldivler senin, Miami benim, Güney Afrika senin, Uzak Doğu benim, Bodrum senin, Çeşme benim, gezdiler durdular güneşli topraklarda. Lakin dün gördük ki Alina Boz hala yoğurt gibi bembeyaz. Aleyna Boz bu kadar güneşlenmeye, bu kadar tatil beldelerinde dolaşmasına rağmen haftanın en yanamayan kızı oldu. Haftanın en çok iltifat edeni Fatih Altaylı. YouTube programına konuk ettiği Meryem Uzerli'ye 120 saniyede 120 iltifat etti. Haftanın en çok iltifat edileni. Fatih Altaylı en çok iltifat eden olunca haliyle Meryem Uzerli de en çok iltifat alan ve mest olan isim oldu. Haftanın en çok diyeni Meryem Uzerli. Bu kadar çok iltifat alınca haliyle yağları eridi. Heyecanlandı. Cümle kurarken en çok diyen isim oldu.